çiçeklerimi buraya aldım. Ne yaşıyorsam onu göreceksiniz. Edit yaparken oradan seslenecektir sesini kıs diye. Geç saatlere kadar alkol alıyorsa bunun arkası gelecektir. Tabii erken kalkınca içim kıyıldı. İkinci kere günaydın. Bir iki ipucu vereceğim. Bir coştular ya. Bu kadar tembellik yeter artık. Kafadan çıkarıyorum bunu. Göstereyim ya. Bu arada içerisi iyice sıcak olmaya başladı. Söyleyeyim, gençler de izlemiyor. Bastığınızda böyle açılması lazım. Şimdi sürekli vida atıyorum. Sürekli. Gelmeyi düşünmeyin. Döktüm de az bir şey oldu. Şimdi bu kuruyunca da biliyorsunuz çıkmıyor. Galeriden karavan alırken satmadan diyor benim içim ezildi ya. Ve arkadaşlar günaydın. Günaydın diyorum çünkü saat henüz 3.30. Dün yaklaşık 8 gibi uyumuşum. En kaliteli uykuyu aldım. Yani saat biliyorsunuz 10 ile 12 arası. 10 ile saat 2 arası en kaliteli uyku diyorlar ya. Ben onu da açtım. Şu an saat 4. Gece 4. Kalktım. İşte etrafı toparladım. Büyük ihtimalle hani uyur muyum sonra onu tam bilemiyorum. Boş kalmak istemedim. O anda video editlerimi yapıyorum. Uykumuzu aldık. Şaşırmayın, cam açık. Evet, sinekliğim burası açık. Çünkü hava güzel. Şu anda hava derecesi tahminime göre, yani normalde hava durumuna bakıyorum, geceleri 11-12 gösteriyor. Ama şu anda büyük ihtimalle saat diyorum derece 12-13 olabilir. Rüzgar olmadığı için ya da o tarz havayı soğutacak etkenler olmadığı için çok ısırmıyor. Ama ben yine de üzerime hırkam, montum. Tabii alt taraflar her zamanki uzun. Oturuyorum, keyif yapıyorum. İşimiz bu. Bir yere yetişme derdim yok. Allah herkese nasip eder inşallah. Yani tabii ki hani işiniz de olabilir ama aynı zamanda bu keyfi de yapabilirsiniz. Hafta sonları ya da izin zamanlarınızda ya da işinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Biliyorsunuz artık çoğu kişi home office'e geçmiş durumda. Ya bilmiyorum ne diyeyim, ayarlayın artık arkadaşlar. Fırsatları çok kaçırmamaya çalışın. Çiçeklerimi buraya aldım. Hareket halindeyken onun tarafı alacağım. Burası iyi, güzel, bir sorun yok ama bir hata yaptım. Bu seyir terasına yakın yere park ettim. Dolayısıyla buraya gelen gençler var. Hani müzik açıyorlar, içiyorlar. Karavanım ses geçirmiyor. Yani o konuda da herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Uyanınca fark ettim. Biraz daha o kapıya doğru, yani geriye alsaymışım çok ideal olurmuş. Hem onlar rahat eder hem ben rahat ederim. Şu an bulaşık yıkıyorum. Kendime de gülüyorum arkadaşlar. Evet, daha ucuz ama. Şimdi şöyle ben kesbiç çok yapmadığım için acemice gelebilir ya da gereksiz bölümler olarak gelebilir ama ben her zaman şunu diyorum, ne yaşıyorsam onu göreceksiniz, benim sloganım bu şekilde. Öyle işin romantik tarafı yok, karavancılık böyle. Bakın, gece kalktım, yatağım o şekilde duruyor, üzerimi kalın bir şekilde giymişim. Hani eşinizle, sevgilinizle ya da ailenizle olduğunuzu düşünün. Şu an işte eşiniz battaniyelere sarılı bir şekilde ya yatakta olacaktır ya uyuyacaktır. İşte siz bu edit yaparken oradan seslenecektir sesini kıs diye. Aman dışarı çıkma, aman üşütme, aman üzerini giy diyecektir. Bunlar da güzel şeyler. Ne bileyim, çocuk bin türlü sorunu çıkacaktır.
Yani ben bekar ve yalnız olmama rağmen karavanda zorlanıyor muyum? Tabii ki zorlanıyorum. Yani işin zorlu, evinizin konforu yok burada. Ama artılarına bakacak olursanız böyle bir yerde kalmak, doğayla iç içe olmak, ayağınızın her an toprağa basması başka bir şey. Yani bu cidden başka bir şey. Hoşunuza gitmiyorsa evde biliyorsunuz komşunuzu değişemezsiniz ama burada hoşunuza gitmeyen bir yer olduğu zaman arabanızı istediğiniz yere çekebilirsiniz. Bir de şu uyarıyı yapmak isterim özellikle ebeveyn olanlara. Bunu çoğu kimse bilemez çünkü ben sürekli gezen bir insan olduğum için ve kaldığım yerler manzaralı olduğu için genelde gençler geliyor, içki içmeye geliyorlar arkadaşlarıyla, alkol alıyorlar, tamam alabilirler, sıkıntı yok. Ama bunun bir tehlikesi var. Nasıl bir tehlike? Ben bunu biliyorum. Yani ben Allah korusun öyle madde kullanımına asla girmedim. Biliyorsunuz, beni bilen bilir. Alkol de çok aşırı derecede almam. Keyfine alırım. Ama şunu göz ardı etmeyin. Ebeveynseniz, eğer çocuğunuz çok sık dışarı çıkıyorsa, geç saatlere kadar alkol alıyorsa, bunun arkası gelecektir. Arkası derken alkolden bahsetmiyorum, madde kullanımından bahsediyorum. Ne demek istediğimi anladınız. Çünkü belli bir süre sonra o alkol onu tatmin etmeyecektir ve çevresinde, çünkü buraya gelenler hep 4-5 kişiden aşağı değil, mutlaka bir tane gereksiz adam çıkacaktır. O maddelerden çocuğunuza teklif edecektir. Ve o da o alkollü kafayla mutlaka onu deneyecektir. Onu size söyleyeyim. Benden bir abi uyarısı, bir kardeş uyarısı olarak alın. Ben bunu yaşayan bir insanım. Siz çocuğunuzun gece ne yaptığını bilmiyorsunuz. Gençtir, çıkar, eder dersiniz. Ama ben onların dibindeyim. Belki şimdiye kadar en az 5000 tane genç benim yanımda eğlenmiştir. Alkol almıştır ama şundan emin olun, bunların yarısı mutlaka ve mutlaka madde kullanmaya meyilli kişiler. Kullananları zaten söylemiyorum. Onu ayırt edemezsiniz zaten. Hani görünüşte evet bira içiliyor, şu içiliyor, bu içiliyor ama bunun ötesi gelecektir. Mutlaka bir kişi kendine özellikle müşteri yapmak için teklif edecektir ve belli bir süre sonra iş işten geçecektir. O yüzden dikkatli olun. Çok geç saatlerde çocuğunuzun, kız erkek fark etmiyor, dışarıda olmasına izin vermeyin. Her zaman bunu söylerim. Gecenin şahidi yoktur. Ben de bunu niye söyledim? Şimdi dilsiz şeytan aslında şeytandan daha kötüdür bence. Bunu söyleme amacım, içimde bu tarz şeyleri tutamıyorum arkadaşlar. Uyarma ihtiyacı duyuyorum. Sonuçta bir sorumluluk hissediyorsunuz. Ve sizin de elinizde kamera olduğu için bunu en güzel siz yiyebilirsiniz. Bir kişiyi bile bu dertten kurtarsak amenna. Ama belli saatten sonra olmuyor. Yani gitsin, gelsin, gelsin ama 12'den önce mutlaka evde olması gerekiyor. Çünkü onlar genç, sizin ağırlığınızı koymanız gerekiyor. Onların düşünmesini beklemeyin. Çünkü onların beyni, hani o ergen delikanlı dönemler farklı çalışıyor. Kızlarımız için de aynı şey geçerli. Türk toplumunda çok kızlar gece çıkmadığı için hani o konuda biraz daha rahatım. Ama dediğim gibi gecenin şahidi yok. Herkes çocuğuna sahip çıksın derim. Sonra üzülmek istemiyorsanız. Ocağı da sileceğim. Hala yarım saat oldu, bulaşık yıkıyorum. Yani. Tabii erken kalkınca ve yemeği de erken yedim. Saat kaçta yedim? 2'de yedim. Sonra bir şey yemedim. İçim kıyıldı.
biraz ekmek arası bir şeyler yaptım. Peynir falan koydum. Vallahi kendimi tanıyorsam büyük ihtimalle tekrar yatacağım. Herhalde 8-9 gibi kalkarım gibime geliyor. Arkadaşlar ikinci kere günaydın. Dediğim gibi kalktım. Bir şeyler yedim. Erken kalktım. Fakat sonradan tekrar uykum geldi. Uykum geldiği için de yattım. Saat 9-9.30 gibi kalktım. Tabii gece üşüdüm. Yani gece üşüdüm derken kalktığım zaman hava soğuktu ama sabah kalktığımda inanılmaz sıcaktı karavanımız. Sebebini siz de görüyorsunuz zaten. Muhteşem bir hava. Güneş değdiği yeri yakıyor. Ciddi anlamda değdiği yeri yakıyor. Şu an cam bile sıcak. Akdeniz'de güneşin hiç şakası yok. Mesela İstanbul'da güneş olsa bile üşüyebiliyorsunuz. Ama Antalya'da öyle bir şey yok. Güneş açtığı anda ya da güneşe çıktığınız anda yanarsınız. Birazdan yatağımı toplayacağım. Elbiselerimi katlayacağım. Üzerimi değişeceğim. Sonra güzel kahvemizi yapacağız. Daha sonra çıkıp biraz bu çevrede dolaşacağız. Size güzel yerler göstereceğim. Karavan yaptırmak isteyenler, karavan alacak olanlar, karavan hali hazırda karavanı olanlar mutlaka ve mutlaka izlemeye devam etsin. Tecrübeyle sabit ve çoğu kişinin bilmediği bir iki ipucu vereceğim. Bu sizler için çok önemli olacak. Çünkü deneyimle sabit bu 10 günlük dönemde başıma gelen olayları size anlatacağım. Çiçeklerim harika ya. Bayıldım. Şu çok çirkin. Yamuk yumuk. Yalnız dün aldığım zamanki halleriyle bu çiçeklerin şimdiki halleri arasında dünya kadar fark var. Sanki böyle suyu yedi, enerjiyi hissetti ve bir coştular ya. Çok hoş oldular. Hatta diyorum birbirinize yardım edin diyorum. Şöyle. Hah, böyle dayanışma yapın. Ve bu kadar tembellik yeter artık. Kahve yapacaktım, üşendim. Biliyorsunuz kahve yapanım yok. Ama önce yatağım topla ama önce bir şunu bir toplayalım. Biraz beklettim açıkçası. Şimdi güneş direkt vurunca karavan içine tozlar inanılmaz belli oluyor. Yani aslında toz değil de hani sonuçta kış modundayız ve ister istemez yünlü kalın şeyler kullanıyoruz. Evet. Şu şekilde koyalım. Bu kalsın, bunu sirkeleyeceğim sonra. Güzel ya, çok huzurlu. Bu var, bu var. Yemenli. Allah. Ya bu eskiden iyiydi. Şimdi bana acı gelmeye başladı bu. Bilmiyorum ya. Kalite düşüyor gitgide. Oh, burası kalabalıklaşmış. İnsanlar
Yani burada yerli yabancıyı nasıl ayırırsınız? Eğer kısa giyinmişlerse yabancılar, kalın giyindilerse yerliler. Şunu yapalım. Ay, biraz yorgunluk üzerinde var sanki. Kahveyi koyarken mutlaka döküyorum. Bir, iki, hadi bir tane daha koyalım, hatır kalmasın, biraz köpüklü olsun. Katlayınca bozulmuyor. Bunları şeye boşaltacağım da, kutuma. Artık alıştığımız için göz kararı anlayabiliyoruz. Bu kadar yeter. Bu cezvemden memnunum ama. Emsan, yeni görüyorum markasını. İnternetten sipariş etmiştim. Dediğim gibi her zaman tüpümüz kapalı. Şimdi dün buraları yıkadığım için yanmakta zorlanabilir. O yüzden şöyle kireçleniyor daha doğrusu ya, su değdikçe. İçinde su var. Nasıl yaptım o hatayı? Çok yok da. Ne yapayım, bu da bir hastalık, yapacak bir şey yok yani. Yıkamasam rahat edemiyorum. Ocağı inanın ben eskittim ya silmekten. Tüp dedantörümüzü de takalım. Normalde insanlar zor takar, benim el o kadar alıştı ki hem takıyorum hem açıyorum. Kolay olsun. Güvenlik açısından iyidir. Evet. Normalde şeyi var bunun. Çıt çıtı var da invertörü açmadım. Ha gayret. Ve yandı. Sabahki klasik kahvemiz. Ben biraz da ateşin üzerindeyken de karıştırıyorum. El yakıyor. Kahvemizi yerine koyalım. İlaçlarımı unutuyordum. Bunları çok aşağıda anlamadım ki. Allah'tan bu ayna var. Üzerime eşortman giydim çünkü birkaç yere açtım. Ceyran falan yapmasın. Kan sulandırıcı, pıhtı önleyici, ıvır zıvır. İşte ağrı kesici var. Bu B vitamini. Her zaman almıyorum. Vermidon. Bir de neydi bu? Unuttum ya.
bol suyla. Zaten kafam zor sığıyor. Bir de GoPro'yu takınca eğilmek zorunda kalıyorum. İdare edin artık. Dediğim gibi çiçekler coştu ya. Bak turistler nasıl giyinmiş. Bunu unutmayalım da. İyi, bugün dökmemişim. Hayret. Başka burada yapacağımız bir şey var mı? Bir cam açsam iyi olacak da. Karavanım şu an çok sıcak. Kolaçan ediyorum. Bu arada şunu belirteyim. İşte sabah ıvır zıvır bulaşık yıkadık falan filan. Dünden birkaç şey kalmıştı. Hidroforu kapattıktan sonra normalde musluk kapanır değil mi? Açık kalsın. Sebebi göreceksiniz ki buradan garip garip sesler gelecek. Bu nedir? Hava. Havayı hafiften verir. Dolayısıyla siz bir daha su aldığınız zaman deponuz tam dolar. Deponuzu yormaz. Herhangi bir patlama yaptırmaz. Depoda ve borularda hava olmaması çok önemli. Buradan gelen hava aslında borudan gelen havadır. O da yani 400 litre ise sizin 300 litre almanızı sağlar. Sıkıntı yaratır. O yüzden bunu açık bırakıyorum. Zaten hidroforu hiçbir zaman tam açık bırakmayın arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Kullanacağınız zaman ya tek tuşla açın. Kullanın. Sonra işiniz bitince kapatın. Şu işime yarıyor. Bir de ben tütün kolonyasını çok seviyorum. Cidden seviyorum. Kokusu beni eskilere götürüyor ya, bilmiyorum. Çocukluk yıllarına. Muhteşem. Eskiden hatırlarsınız 80'lerde 90'larda bir eve girdiğiniz zaman böyle mis gibi tütün kolonyası ya da limon kolonyası kokardı. Tabi o zaman parfüm vesaire yoktu. Arkadaşlar bakın bu bir örnek. Biraz sonra açıklayacağım şeylere oturunca kahvemizi yapınca size anlatacağım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Birkaç yer göstereceğim. Ya bunlar olacak zaten. Yani kırılacak, dökülecek, bozulacak. Yeter ki iskeleti sağlam olsun. Onları biraz sonra oturduğumuz zaman hepsini detaylı olarak size söyleyeceğim. İlginç yani. Cidden ilginç şeyler başıma geldi. Mesela dururken karavanın konumu. Şimdi anlatırım da kahvem taşıyacak. O yüzden bekliyorum. Oldu. Çabuk oldu. Çünkü rüzgar yok. Mis. Ya normalde su tutarım da. Şöyle koyayım kalsın ya. Düklü diye bir şey. Bakın. Bana peçete ya da ne derler? Kağıt havlu fabrikasının sponsor olması gerekir. Yoksa baş edemeyeceğiz. Evet. Videoyu kesmeden devam ediyorum. Bu arada nefes sesim gelebilir. Artık çoğu kişi biliyor. Çok kuvvetli algılıyor. Şuraya, GoPro'yu şuraya koyayım karşıya. Normal nefes alıp vereyim.
çeker. Ben onu bir gün havuzda gördüm. Havuzun tam karşısına, köşesine koydum. Yüzerken bile nefes sesimi aldı. Hayret ettim. Filtresi var mı yok mu bilmiyorum. Ya, bakmadım. Çok da önemli değil. Evet. Şimdi kafadan çıkarıyorum bunu. Ya, bu iyi de saçı bozuyor arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Kahvemizi biraz soğumaya bırakalım. Şimdi önce göstereceğim yerleri göstereyim. Kopmuş. Kopmak üzere. Orayı artık bilmiyorum. Bu bir. Ben kilitliyorum. Bu iki. Birkaç yer daha var. Onlar önemli değil. Şöyle yapayım. Bu da üç diyeceğim de. Sorun yok. Sorun var. Demek ki ne yapıyormuşuz? Düğmeden tutup çekmiyormuşuz. Ama bunlar da ona göre yapılmış. Keza bunlar da böyle. Tırnağımı sokuyorum. Bazen olmuyor. Bıçakla yapmak zorunda kalıyorum. Vesaire. Şimdi bunları gösterdim. Ama daha önemlisi bunlar... Başlangıç. Oturalım. Bakın tüpümü kapatmadım. Unuttum. Hemen koku yaptı. Şöyle göstereyim ya. Koku yapıyor. Bu neyi bilmiyorum ki. LPG'ye göre mi yapılmış, başka bir şeye göre mi? Aldığımdan beri de tüpü değişmedim. Yaklaşık 6 ay oldu. Ama size şunu söyleyeyim, hani dedim ya hafif yorgunluk var. Çok iyi biliyorum ki bunu araştırdım da gece geç saatte yenen yemek bir sonraki gün yorgunluğa sebep oluyormuş. Aklınızda olsun. Siz de bunu deneyin. Ben normalde yemezdim ama 3.30-4 gibi kalkınca tabi ister istemez acıkıyorsunuz. Çünkü ben en son şeyi yedim işte. O lahmacun yaptım. Onu yedim. Dolayısıyla yedim. Üzerine yattım. Şu an onun yorgunluğu var. Biraz geç kahvaltı yapacağım. Bu arada içerisi iyice sıcak olmaya başladı. O yüzden camları açıyorum. Hem havalansın hem de bana serin olsun. Üst tarafa gerek yok zaten. Burası açık. Bezim koydum. Kurusun. Tamam, şimdi oturabiliriz. Çünkü güneş buradan vuruyor. Yakmaya başladı beni. Yani eşortmanı çıkarmak da istemiyorum, eşortmanın üstünü. Yani sıkıldım. Kalın giyin. Sonra tekrar ince giyin. Sürekli günde 3 kere üstümü değişiyorum. Hava durumuna göre. Bu arada videolarımda bazen görürsünüz, hani elimde sigara oluyor. Tabii ki güzel bir şey değil ama bizi çocuklar izlemiyor. Onu size söyleyeyim. Gençler de izlemiyor. Şimdi YouTube'da bir özellik var. Benim istatistikleri veriyor. Hangi yaş grubunun izlediğini. Ben bunu görünce şaşırdım. Niye şaşırdım? Ben açıkçası daha çok işte 50 yaş üzeri bakar diye düşünüyordum. Ama benim seyirci kitlemin %40 ya da %50'siydi yanlış hatırlamıyorsam. 35-45 arası. Yani benim yaş aralığım izliyor. Daha sonra işte 45-55 arası var. O daha düşük. Üzeri biraz daha düşük. Ama
gençler beni izlemiyor. Onu size söyleyeyim. Ama onlar da benim potansiyel izleyicilerim. Niye? Çünkü onlar da artık şu an yorgun değiller ama biz yorgunuz. Şimdi 35-45 niye dikkatimi çekti? Şimdi karavan demek özgürlük demek. Karavan demek rahatlık demek. Karavan demek şöyle diyeyim, ruhsal arayışta olan insanların kaçacağı bir terapi merkezi demek. Öyle daha doğru olur. Demek ki bizim gençlerimiz, ki hep yerli, öyle diyeyim, hani yurt dışından gösteriyor, evet Almanya, Hollanda, ama onun oradaki, biliyorum ki onlar gurbetçilerimiz. Neden bu yaş aralığı? Çünkü artık hayat şartları zor. Pahalıktan dolayı da insanlar gezemiyor. İş hayatı daha zor. Para kazanmak daha zor. Benim hani babam, Allah uzun ömür versin, 72 yaşında. Onların dönemini de bilirim. 80'leri de bilirim. 90'ların sonlarına kadar da bilirim ekonomik durumu. Ciddi 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 herkes para kazanıyordu. Evini aldı. Kooperatifler vardı. Yani şimdinin parasıyla 1000-2000 lira ödeyip çok rahat ev sahibi olabiliyordunuz. Ama şimdi bir kredi çekseniz belki aylık ödemesi 30 bin lira. Abartmıyorum. Normal 2-2,5 milyona bir ev alayım deseniz, hani 500 bin peşin vereyim deseniz, bunun yaklaşık aylık ödemesi 20-30 bin lira. Bakın abartmıyorum. Vadeye göre değişiyor. 30 bin lira. Ya böyle bir şey yok zaten. Hani böyle bir kazanç yok. Ben çok iyi biliyorum. Bir işte firmada çok üst düzey yönetici. İyi de maaş alıyor ama o bile zorlanıyor. Allah herkese yardım etsin. Asgari ücretliye de yardım etsin. Ona geleceğim. Dolayısıyla artık bu bir bunalmaya doğru gidiyor. Hani derler ya, yaş önemli değil, yaşanmışlık derler ya. Yani şu anda 70, 75, 65 üzeri olanlar, evet o zaman tabii ki yani zor, herkesin hayatı zordu ama bu kadar sıkışmış bir nesil daha Türkiye görmeyecek inşallah. Gençlerin umudu yok, hiçbir şekilde umudu yok. Şimdi bazen geliyorlar, işte dün bahsettim, geldiler burada, çocuklar içiyor yiyor falan. Kızamıyorsunuz. Niye kızamıyorsunuz? Çocuk bir mekana gidemiyor. Bakın aşağı taraflar dünya kadar mekan. Oraları da size göstereceğim. Gidemiyorlar. Gidemedikleri için de işte babasının ya da kendi arabasını alıyor, çıkıyor. İşte birasını alıyor. Ne bileyim ki, bira da iyi para. Dolayısıyla çok bir şey diyemiyorum. Kızamıyorum da. Allah milletimize yardım etsin. Şu ekonomi bir an önce düzelsin. Kim düzeltirse düzelsin, düzelsin. Şunu da vurgulamak isterim. Ben ırkçı asla olmadım. Türk'ü de, işte Kürt'ü de, Arap'ı da, Rus'u da, hani buradaki popülasyonu söylüyorum size. Kim olursa olsun, kim olursa olsun, eğer o kişi ahlaklı, vicdanlı bir insansa benim için kardeşten ötedir. Onu size söyleyeyim. Çünkü vicdanlı olmak, merhametli olmak ve doğru dürüst olmak insani bir erdem, global bir erdem. Dolayısıyla ben ayırmam. İşte dün çocuk geldi. 4-5 tane Suriyeli geldi. Yaşları herhalde 30'lardı. Benim arkamda oturdular. Sessiz sedasız oturdular. Biralarını içtiler. Çöpe attılar. Hatta dikkat ettim. Orada sigaralarını asla yere atmadılar. Orada birkaç tane de çöp vardı. Onları da alıp çöp kutusuna attılar. Yani dedim can kurban. Şimdi kendi memleketine hainlik yapan Türkler yok mu? Var tabii ki. Bakın 4 tane genç Suriyeli. Ama diğer taraftan işte bir tane Türk vatandaşımız geliyor. Çöpünü, şeyini komple boşaltıp gidiyor. Ne demek istediğimi anladınız siz. İnsana bakışım benim böyledir. Dürüst olması, vicdanlı olması, merhametli olması. Zaten bunlar olduktan sonra 4 dini de kapsar bu kişi. 4 dinin emirlerini de kapsar. Çünkü kötülük yapamaz. Vesaire. Şimdi arkadaşlar böyle konuştuk ettik. İşte sürçülisan ettiksek affola diyelim. Gelelim bu biraz önce size gösterdiğim yerlere.
Ben bir 10 günlüğüne İstanbul'a gittim. Evi de karavanı da, evi diyorum yani, bakın o kadar özdeşleşmiş, karavanımı da otoparka bıraktım. Ama otopark, şöyle düşünün, biraz meyilli şu şekilde. Araç 10 gün o 10 gün o meyilde kaldı, otoparkta kaldı. Evet, amenna, sıkıntı yok. Ama şöyle düşünün, araç aynen elimi takip edin, şöyleydi. Aynen yani şu şekilde devrilmişti. Geldiğim zaman o menteşelerin koptuğunu gördüm. Buradaki menteşenin çıktığını gördüm ki görmediğim yerleri bilmiyorum. Şuraya geleceğim. Aracınızı uzun süre park edeceğiniz zaman, bakın bu çok önemli bir detay, kesinlikle ve kesinlikle düz bir alana bırakın. Çünkü araba akordeon gibi eğiliyor. Bir yerden sonra o basınca, baskıya dayanamıyor ve zayıf yönlerden atmaya başlıyor. Bu hiç aklıma gelmezdi benim. Mesela bu bir tecrübedir, evet. Resmen o 10 günde çok da eğim değildi yani. Araç şu şekildeyken belli zayıf yönlerden attı. Az önce şu şeyleri gösterdim size. İşte kapı düğmelerini. Özellikle karavan yaptıracaklar ki, hani geçmiş olsun, karavan yapanlar yaptı zaten. Bakın o düğmelere garanti isteyin. Deyin ki kardeşim, hani bu karavan yürüyor değil mi? Evet. Yani bastığınızda böyle açılması lazım. Şimdi ben uzun süre bastığım için açılıyor. Artı bakın, bu karavan daha 2 sene oldu ama renk atmış. Yani şu dandik bir malzeme. Bildiğin dolap malzemesi gibi bir şey. Ve şeyi çok zayıf. Bakın. Ha, garip. Ki ben tamam, burada pay var, bunu açabilirim ama bunu nasıl açacağım ben? Ona özellikle dikkat edin. Düğmeler. Düğme ayarları çok önemli. Karavancılara özellikle söyleyin. Mesela şunun en dayanıklı malzemeden yapılması gerekiyor. Bunun durumu işler arası. Bunu ben yapacağım. Sürekli vida atıyor. Sürekli. Yani ben yapıyorum. Bakın şuradan bile atmış. Ben yapıyorum, atıyor. Ben yapıyorum, atıyor. Yani şunu direkt mobilyaya tutturmaktansa, bu alta ayrıca bir aparat yapıp tutturulsa bence daha mantıklı olur. Mesela bakın şuradan bir de yere çıkmış. Ya bunları hep halledeceğim. Yani tabii ki eviniz de eskiyor. Eviniz bile eskiyor. Evinizde bile sorun çıkıyor. Karavanda sorun çıkması çok çok normal ki bu ev yürüyen bir ev. Ama dediğim gibi kaliteli demiyorum. Vazgeçtim. Sağlam malzemeden kullansalar bence daha iyi olur. Mesela şu kapı kolu, ben bunu, şimdi bunun vidaları çıkmış. Evet. Hoş. 5. Güzel. Ben bunu vidayla tutturamadım. Ne yaptım? Japonla yapıştırdım arkadaşlar. Ve ciddi anlamda çok sağlam oldu. Ay, buraya gelip bir de müzik açmıyorlar mı arabada? Arkadaş zaten bütün gün müzik dinliyorsunuz. Bari gel şu kuş seslerini dinle. Ben bu mantığı anlamadım, çözemedim. Biri varsa bana açıklasın, gözünü seveyim ya. Yani şuraya gelmişsin. Sen zaten her zaman dinliyorsun. Ya bir o müziği kapat. Özellikle vurgulayayım. Daha doğrusu acemi karavancılara ya da karavan alacak olanlara. Antalya, Mersin, Alanya bölgelerine yazın gelmeyi düşünmeyin. Hani demeyin ki biz karavanı alır Antalya'yı, bütün Akdeniz'i gezeriz. Böyle bir şey yok. Temmuz ayında ben burada olsam eririm. Yani fenalık geçiririm, havale geçiririm. Kalmanız imkansız. Klima bile yetmez çünkü araba ısınıyor. Yani içeride tamam klima açık olabilir ama araba ateş gibi. Hani o klima da ne kadar götürecek sizi, o ayrı mesele. Aracını sürekli çalıştırmanız lazım. Dediğim gibi zaten bilen bilir, yazın başında ben Akdeniz'i bir gezdim. Sonra daha serin yerlere kaçtım, Bodrum tarafına. Bodrum, Datça. Oralarda ısınmaya başlayınca Trakya bölgesine kaçtım.
Çünkü aşırı sıcaklar vardı. Sonra o sıcaklar geçtikten sonra tekrar çıktım. Yani rotanızı ayarlarken mevsimine göre ayarlayın. Gideceğiniz yerin iklimi çok çok önemli. Ben buraları sıcak diyordum ama Mersin farklı. Yani Mersin cidden farklı. O bölgeler çok çok sıcak. Mesela Kıbrıs'a gidecekler sakın yazın düşünmesin. Biliyorsunuz. Önce bir biliyorsunuz nere sıcak nere değil. Mevsimini ona göre ayarlayın. Tabii bu aşırı yağmurlar, seller vesaire olduğu dönemlerde Karadeniz'e gitmeyin. Onların belli bir mevsimi vardır zaten. Onu da bilirsiniz, araştırın. Yani tamam spontane gidiyoruz ama az çok bölgeleri biliyoruz. Hangi bölgede neler yaşandığını biliyoruz. Hangi dönemler tehlikeli olduğunu biliyoruz ki sıcak en büyük tehlikedir. İnsan ölümlerinin başına güneş çarpması gelir. Bunu unutmayın. Yani bazıları diyor sıcağı seviyorum da ya sıcağı ne kadar sevebilirsiniz yani fırının içindeki bir sıcaklık da olmaz öyle diyeyim size. Aracınız ne kadar izolasyonlu olursa olsun yok zor. Mesela şeye gidebilirsiniz hani Akdeniz'e gelirsiniz işte bir iki gün burada kalıp yüksek yerlere Toroslara o saklı kent biliyorsunuz yazın ortasında çıktım 10 dereceydi hava. Oralara gidip nefes alırsınız. Yani istediğiniz gölgelik yere de çekseniz, karavan kampına da gitseniz yok, fayda etmez. Onu sağlığınız için özellikle söylüyorum size. Birazdan beraber çıkacağız. Bu bölgeyi güzel karavanımı kilitleyeceğim. Bu bölgeyi yürüyerek gezeceğiz. Şapkamı takacağım. Öyle yani gezilmeyecek havada değil. Onu söyleyeyim, evet sıcak ama gezilmeyecek gibi de değil. Onu söyleyeyim. Akşam sabah bir tane karavan arkamdan çıktı. Meğer o büyük ihtimalle akşam geldi. Park etti. Zaten karavanın çalışma sesinden anlıyorsunuz. Normal bir minibüs gibi çalışmıyor. Karavan bu alkovenliydi. Biraz eski karavan. Hani anlaşılıyor karavan olduğu. Artık göz aşinalığından. Bir de ya üzüleyim mi, sevineyim mi anlamadım da. Aa gitmiş. Ha yok gitmemiş. Bakın şu Mercedes'in geldiği yerin sağ tarafında bir tane Mitsubishi H100 mü oluyor? Bir araç var. O dün dikkatimi çekti. Ayakkabıları dışarıdaydı amcamın. Ya dedim bu karavan mı acaba öylesine mi koymuş? Sabah baktım amca arkayı açmış mutfak gibi. Yemeğini yiyor, kahvaltısını yapıyor. Ondan sonra dedim ya amcam tek başına orada kalıyor. İnşallah hani keyfine kalıyordur. Muhtaç olduğundan kalmıyordur. Hani üzüleyim mi sevineyim mi derken onu kastettim. Hani bazen mecbur olarak kalınır. Bazen de keyif için kalınır. Bilmiyorum. Yani o araçla bile adam hayatını orada sürdürüyor. Yapılmayacak bir şey değil ama. Güzel arka mutfak gibi yapmış. Şeyi açtığı anda, arka bagajı açtığı anda harika bir şey var. Böyle düzeni var. İçerisinde geniş yatak olarak kullanıyor. Oturuyor, kalkıyor. Öyle çok fazla beklentisi yok. Yani dediğim gibi inşallah ihtiyaçtan değil de keyfine yapıyordur. Yani bu da nasıl sıcak tutuyor bilmiyorum. Bakın hala dumanı tutuyor. Yani İşte yapalı yarım saat oldu ya. İnanılmaz koruyor. Çok güzel. Bunun kapağı da var da kullanmıyorum. Yani ben de biraz kahveyi açıkçası soğutup içtiğim için bunda bekleme süren bayağı arttı. Görünüyor mu duman? Ya çok güzel yerim ya. Bakın karşıda Antalya, şey Alanya. Dağlar sıra sıra arka arkaya gidiyor. En zirveler hiçbir şey yok. Yani yeşillik, ağaç vesaire yok. Tabii soğuk olduğu için bitki kolay kolay yaşamıyor. İşte Kıbrıs'a da bu yoldan gidiliyor. Bakın karşıdan düz devam edin. Sonra atlayın feribota, karşıya geçin. Bulutlar neredeyse dağ hizasında. Buranın ilginç bir yönü var. Ben buna hep denize kadar, dağlara kadar çok bulutlu. Dağlardan sonra hiç bulut yok. İlginç bir şekilde dağlardan dağlara aşamıyor. Sanırım oradaki hava basıncını aşamıyor. Buradan ben kumsalları görüyorum da bilmiyorum siz görüyor musunuz? Ama her karavancının bir dürbün alması lazım.
Yani şu an nasıl içim gidiyor oraları böyle dürbünle, güçlü bir dürbünle izlemek, dağlara bakmak. Alacağız inşallah. Fiyatları bir düşsün de. Bu arada eğer beğendiyseniz hani kanalımı, programımı, karavanımı, beni ne bileyim. Abone olursanız sevinirim. Bu arada kahve döktüm de az bir şey. Daha doğrusu sigarayı söndüreyim diye kahveyi döktüm. Şöyle poşete atıyorum çünkü yere atmıyorum. Kahve de su gibi değil. Eşiğe kahve şey oldu. Şimdi bu kuruyunca da biliyorsunuz çıkmıyor. Şuna bir tane vida. Karavandan her gün vida topluyorum. Ya bu çok işime yarıyor arkadaşlar, bildiğiniz gibi değil. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Yani özellikle karavancı hanımlar kesinlikle bunu seçsin. Pompa mompa eğil kalk yok, zor. Böyle bu şekilde. Ay. Gidiyor zaten. Tabi bu damacanayı paralı almadığım için yani genelde hani içilebilir çeşmelerden depoya su alıyorum. Dolayısıyla damacanımı da dolduruyorum. Her seferinde onu açmıyorum. Ufak bir şey mi var? Bu burada zaten. Bunu kullanıyorum. Hem rahat oluyor. Tertemiz oldu. Kurusa sıkıntı olacaktı çünkü. İkinci bir püf noktayı size söyleyeyim. Aracımı biliyorsunuz galericiden aldım. Galericiler bu aracı sattığı için öyle özen göstermiyor. İşte çoluğun çocuğunu atmış çıkmış. Hayatında ilk defa karavan kullanıyor. Hani bilinçsiz kullanıyor. Abi dedi işte bir sene kullandık. Hafta sonları gittik. Şudur budur. Yani ne için kullandığı da meçhul. Hani biliyorsunuz az çok anlamış. Karavanı biraz hor kullanmışlar. Gerek motor, ki motor yeniydi, gerekse iç olarak. Onu diyeceğim. Galeriden karavan alırken özellikle sağını solunu iyi kontrol edin. Ekspere mutlaka götürün, onu söylememe gerek yok. Bir yerde şahit oldum. Salda Gölü'ne gittim. Bir tane aile geldi. 4 kişi, 5 kişi, 6 kişi. Benimkinin Mercedes olanı. Yani biliyorsunuz bu Volkswagen Crafter'la Mercedes Sprinter'ın eski kasalar aynı. Adam galerici. Konuşmalarına şahit oldum. Çünkü dibimde. Diyor ki o diyor abi diyor ben bundan diyor 140 yaptım. Çok iyi gidiyor diyor. Şunu yaptık bunu yaptık diyor. Yani övüyor. Araziye girdim. Şöyle yaptım böyle yaptım. Kaplar taktuk çarpılıyor. Bilinçsiz bir insan. Adam karavanı almış. Satmadan diyor ben bunu ezeceğim. Yani ezeceğim derken işte her yere girip çıkacağım. Bana ne diyor hani alan düşünsün. 6 ay o karavanın o kişide kaldığını düşünemiyorum. Çünkü çok bilinçsizdi yani. Direkt hani ya inanamadım motor. Araç 2 gündür oradaydı, hareket edecekti. Çıkacaktı artık Salda Gölü'nden. Aracı çalıştırdı. Arkadaş 10 saniye geçmedi. Bastı gaza gitti, benim içim ezildi ya. Yani o aracı onu demek istediğim o. Galericiler alıyor. Sanmayın ki bunu bir yerde tutarlar. Çoluk çocuk gezerler, kiraya verirler, size posası kalır. Aklınızda olsun. Galericilerden alırken hoşunuza gider, dikkat edin. Ama her zaman söylüyorum, son kullanıcıdan, yani kullanıcıdan alırsanız daha iyi olur. Çünkü ben bir sene bunun ilk sahibini bulamadım. Sağ olsun o beni Instagram'dan buldu da yazdı da aracın çoğu şeyini ben öğrendim. Hidroforun yerini bilmiyor. Çünkü hidrofor kırılabilecek bir yerde. Hani görmeniz imkansız. Boruları takip ediyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Ya tuvaletteki alt aparat nasıl çıkıyor, nasıl çıkmıyor? Babamla beraber çözmeye çalıştık. Bulmaca çözer gibi. Ama ilk sahibi olduğu zaman tabii daha farklı. Ben bunu niye galeriden aldım? Çok çok hoşuma gitti. Araç dışı, tipi, içi çok çok hoşuma gitti. O zaman da pandemi dönemiydi. Herhalde pandemiden dolayı ellerinde de kaldı. Ben de bunu 175 bine aldım. Ne zaman? Tabii trafiğim geliyor. Trafik yenilendi. Onu da söyleyeyim. Bir sene oldu.
alalı. 175 bin aldım. Şu andaki fiyatını baktım. Bunun akranları 450, 500, 550'ye kadar devam ediyor. 29 Aralık'ta benim trafik sigortası bitiyor. Ankara sigorta full 2 milyona kadar karşılıyor. 4600. Quick sigorta 11.000. Başka bir sigorta 12.000. Korkunç farklar. Bunu unutmayın. Ankara sigortadan teklif alın. Ankara sigorta diğerlerin yarısı kadar ve kapsam alanı da fazla. Ama diğer firmalara giderseniz 2 katı hatta 3 katı yani 11.000'lerde 12.000'lerde ki bunlar en uygunları bana ilk üçünü gönderdi. Hani belki diğer sigorta firmaları çok çok daha yukarıdadır. 20.000'e kadar çıkabilir. Sigortacınızdan eğer samimiyse zaten Ankara sigortayı size söyler. Samimi değilse de o sigortacıyı değişin. Karavan olduğu için pahalıdır. Çünkü kapsadığı hasar daha fazladır. Aklınızda olsun. Ben Ankara sigortadan hatta 4200 liraydı. 100 bine kadar veriyordu. Ek yaptırdım. Ek de 450 tuttu ve 2 milyona kadar çıktı. Tabii ki de yani şimdi araçlar bağlı arkadaşlar. Mercedes'i arkadan bindirseniz 100 bin lirayla kurtaramazsınız. Dolayısıyla sigorta önemli. Ama Ankara sigortaya özellikle dikkat edin. Fiyat alın derim ben size.